1986'da kurulmuş Bahçeli Koleji var. Daha sonra 4-5 yıl işletilmiş Kranfil Koleji diye yapılmış yeni bir oluşum tarafından. Akabinde de Ender Koleji olarak 2008 yılında devralmış. Merhaba arkadaşlar. Evet, beni kabul etsinler. Evet. Ama çalışmayan arkadaşlar da var. O zaman ortak kuşak hareketsiz. Ya kıdemli öğretmenler ya da gençlerdir, öyle mi daha çok? Evet. Evet, öyle. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sizin evet, branşlarımız ne? Sınıf öğretmeniz. Bu. Burası ilk okul kısmı. İlk okul kısmı liseden de arkadaşlarımız var. Osmanlı'ya mıyız? Osmanlı'ya bilir miyiz genelde? Evet. Dışarıdan gelen mi? Ben Antakya'dayım hocam. Antakya. İlçeden geldim. Şu an İlçeden gideceğiz. Üniversite yolunda beraber. Üniversite. Hoş geldiniz. Evet. Şu an. 2 dakika dersimizi dinleyeyim ben. Çözelti, elektrolit olmayan çözelti diye elektrik akımını ileten çözelti türlerimiz var. Bir de elektrik akımını iletmeyen çözelti türlerimiz var. Onu anlatıyorum. Evet. Elektrik akımını ileten çözeltilerimiz için elektrolit çözelti tanımını kullandık. Elektrik akımını iletmeyen çözeltilerimiz için de elektrolit olmayan çözelti tanımını kullandık. Hatta şöyle yan yana yazarsak, kıyaslarken veya hafızamız alırken olay daha net canlanabilir. Sizin az, çözünen maddemizin ona nazaran daha çok olması anlamına geliyor. Seyreltik çözeltimizde ise tam tersi. Ne olacak? Çözücü maddemiz olan suyun miktarı, tuzun miktarını oranladığımızda daha fazla olması gerekiyor. Peki çocuklar, hadi iyi dersler. Evet çocuklar, sesi yayılmasından bahsettik. Şimdi yankı olayı neydi? Bir kişiden alabilir miyiz yankı? Nasıl yankı oluşuyordu? Evet Buğra. Hocam bir cismi başka bir yüzeye çarparak geri gelip onu duymamıza bırakabiliriz. Evet, bir kaynaktan çıkan sesi bir engele çarpıp tekrar bize yansımasına biz yankı diyorduk değil mi? Evet, peki bu yankının olması için gereken mesafe ne kadardı? 17 metreden fazla. Evet, en düşük mesafemiz 17 metreydi. Evet çocuklar, ses en hızlı hangi maddelerde yayılıyordu? Hangi ortamlarla? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Evet Arzu. Katı maddeler. Bunun sebebi neydi? Tanecikler birbirine boşluk olmayacak kadar birleşik olması. Evet, taneciklerin birbirine çok yakın olması. Pekala, ses nasıl oluşuyordu gençler? Sesin oluşumu. Evet, geldik. Titreşim sonucunda oluşuyor. Evet, taneciklerin titreşim sonucunda ses oluşuyordu. Ve katılarda tanecikler birbirine daha yakın olduğu için bu titreşim daha hızlı meydana geliyordu ve en hızlı yayılma katılarda oluyordu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. 256 öğrencimiz var. Bütün sınıflar var mı? Bütün sınıf 1'den 8'e kadar vali. Lise kısmı yok. Yok. Ana sınıfı yok. 8'den lise kurulmadı yani. Lise. Toplam 456 kapasitemiz var. Tamamen doluyuz. %100. 1'den 8'e kadar eğitim veriyoruz. İlkokul grubumuz 2'şer kübe. Ortaokulda 3'er kübemiz var. ABC şeklinde. Sınıflarda 12 sıra var. 24 kişilik sınıflarımız. Toplam 30 öğretmenim var, 14 yardımcı personelim var, 44 mevcutta eğitim öğretim faaliyetine devam ediyoruz. Dışarıdan gelen var mı? Malatya. Evliler abi, Osmaniye. Evet. Osmaniye gelini. Evet. Eş durumundan. Ben de eş durumundan. Eş durumundan. Ben de öyleyim. Sizin anlıyorlar mı Osmaniye'den gelinler mi? Çok şükür şimdilik iyi bir sıkıntımız yok. Hanım ki eşin ne iş yapıyor? Öğretmen. Sayın var.
artık öğrencilerde bir hazırlık var. Hazırlık içinde geliyorlar. Yani bilgiyi almak için farkındalıklı, neyi alacağını, niçin geldiğini biliyor, nasıl öğrenmesi gerektiğini biliyor, öğretmenden isteyebiliyor. Hem veli hem öğrenci. Güzel bir şey okudum, bunu arkadaşlarıma okuyabilir miyim? Terim sıralarında birbirleriyle kitaplarda paylaşımlar, değişik kaynaklardan küçük seviyelerine uygun gerçekten kaliteli şeyleri paylaştıklarını görüyorum. Ve bunu da topluca benimle paylaşıyorlar. Yani müthiş bir okulumuzda okuma yoğunluğumuz var. Welcome to our class. Hoş geldiniz Sayın Malik. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Malik, 5C'ye sınırımız. 5C. 5C. Hocam ağırlıklı İngilizce görüyoruz biz. Şu an etkinlik yapıyoruz öğrencilerine. 5 dakika demiyorum ben. Okay, now let's start. Let's start. Write your vocabulary on CD. Okay? Write your vocabulary unit 1 or 2. Five vocabulary. Only 5 words. About, yes, about means hakkında, Turkish meaning, about, Turkish meaning, hakkında. Okay, yes, go on please. Actor, yes, erkek oyuncu, değil mi? Türkçe'de biz bunu ne yapıyoruz? Peki, actress ne? Actress. Actress neydi? Bayan oyuncu. Yani. Ama Türkçe'de nasıl yanlış geçmişti öyle değil mi? Artist diyoruz. Artist oysa ki neydi Beyza? Ressam. Ressamdı, evet çok güzel. Okay, go on please. Allah. Evet. Bu şekildedir. Peki. Hadi çocuklar. Hadi başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Dersimiz ne? Kitap okuma. Kitap okuma. Evet. Yok, şu an oturmuyor. Evet. Üçüncü sınıflarım Sayın Mali. Üçüncü sınıflarım. Sayın Halim, dersimiz Türkçe. Ben aşağıya indiğim için çocuklara kitap okumalarını söyledim. Gelince de devam ediyoruz. Kitap okuyorsunuz. Evet. Evet. Şöyle birisi bana bir okusun bakalım, ben dinleyeyim kitap. Sen oku bakalım. Gönüllü çapa. Evet. Dönelim mi? İkiniz de gelin. Tamam. Bütün sınıflar var mı? Evet. Bütün sınıflar var. Okulun 8. yılında okulun eğitim hayatım yılında faaliyete geçti. Bu ikinci yılımız. Toplamda 64 dersliğimiz var. Okul öncesinde 8. İlkokulda 16. Ortaokulda 24. Anadolu Lisesi'nde toplam 16 olmak üzere toplam 64 sınıfımız var. Bu yıl öğrenci sayılarımız 412 öğrencimiz var. Bütün sınıflar var mı? Ana sınıfında 11. sınıflar var. Performansın etkisi oluyor mu? Performans yıllar içerisinde performans değerlendirmek zorunda. Ne mezunusunuz? Üniversitesi kimya öğretmenisiniz. Kaç yıllık öğretmenisiniz? 10. Daha önce neredeydiniz peki? Adana'da. Buralı mısınız? Adana. Peki. Sizin mezuniyetiniz? Malatya Üniversitesi. Sağ olun. Bu geçenki şey vardı değil mi? Evet. Abi ne diyor?
Peki sağ ol oğlum. Adın ne senin? Fatih. Peki sağ ol Fatih. Önemi fethedeceksin bak. Ne zaman açıldı? 2007 yılında açıldı. Tamamen Osmaniye'li iş adamlarının. Osmaniye iş adamları. Evet, Ortakbaşı Tanrı'yı kurdu. İsmi de Selçuklardan alıyor. Atabey'den alıyor. Evet. Şu anda 572 öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul ve ana sınıf olarak hizmet veriyoruz. Lise yok. Yok bizde. Aynı var. Niye düşünmediniz? İnşallah yapacağız. Yani şey var, programımız var. Programımız var. 68 personelimiz var, 47 öğretmen, 16 çalışanımız var. Öğrenci sayısı ne kadar biliyor musunuz? 572 tane. 201 tane ilkokulda, 371 tane ortaokulda öğrencimiz var. Biz sayın. Biz sayın. Sorun burada yani. Dersi olmayanlar yani, ders dinleri dağılıyor mu yoksa? Hemen hemen derslerim sekiz tane yabancı dil öğretmenimiz var. Onar saat birinci kademede, beşinci sınıflarda da 14 saat. Osmaniye'liler mi? Hayır. Osmaniye, Erzincan.